Melis Tüzüngüç ve Ümit Kantarcılar geliyor efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldin Ümit. Nasılsınız? Buyurun gel. Sesin kısılacak. Hanginiz o? Yap bir daha bakayım. Yapsana bir daha. Üzerine alım, aynısını bana da yapıyor. Hep ha, orada. Pardon, tamam oldu o zaman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyalım. Tabii ki zaten tanıyoruz. Biraz da sizden tanıyalım efendim. Buyurun, sizle başlayalım. Efendim ben Melis Tüzüngüç. 23 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum ve bugün çok güzel bir gece geçireceğimizi düşünüyorum. Güzel bir sonuç için beraber yarışacağız. İnşallah tatlı şeylerle ayrılırız buradan. Hangi diziydi efendim, hatırlatalım seyircilerimize? Kanatsız Kuşlar. Evet. Yani uçamayan kuşlar mı? Aynen öyle. Evet, her perşembe 8'de efendim ATV'de yani. Evet, diğer arkadaşı getirmemişsiniz. İki koltuk var dediler. İki koltuk. Bir de genel... Yani biz mi çağırmadık demek istiyorsunuz? Aynen öyle. Bir de arkadaşın genel kültürü çok iyidir. Hani Joker herhalde olarak mı yaptınız? 1 milyonu alabileceğiniz... Biz onun yanında ezilmek istemedik. Onu Joker'e yazdıracaksa kendisi şu an sette. O yüzden çalıştığı için telefona bakamayacağından korktuğumuzdan mütevellit. Şu anda yılbaşı kimse çalışmıyor. Evet. Öyle mi? Hemen alıyorum. Evet. Kendisini getirecek de kendisinin küçük bir rahatsızlığı vardı. Geçmiş olsun. Evet, bir gribal enfeksiyon geçiriyor. O yüzden kendisini araya... Kendisini getirecektik biz de. Tamam, tamam. Bir yere... Pardon. Ümit genelde konuyu bir yere bağlar ama evet. Bu sefer bağlayamadı arkadaşlar. Kendisi gelmiş. Şu anda gelmiş herhalde. Gelmiş, evet. Peki yeni yıl için dilekleriniz nelerdir efendim? Ben bu yeni yılda tabii ki gerçek bir sevgi diliyorum herkese. Kolay nasip olmayan ve bulunduğu zaman kaybolmaması gereken bir şey, sevgi. Aşk diliyorum, çok kıymetli bir şey. Sağlık diliyorum, huzur diliyorum ve kendi adımıza da hem dizimiz için bolca başarı diliyorum. İnşallah efendim. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ümit sen? Ben insanları ötekileştirmeyen, insanların birbirini kabul eden, kucaklayan, mesleğini, dostluğunu, sevgisini, her şeyi aşkla yapan... Ve hayatlarında her zaman başrolü aşk oynayan bir hayat diliyorum. Yıl diliyorum. İnşallah da öyle olur. Teşekkür ediyoruz efendim. Bir alkış alalım. Evet efendim. Başlayalım mı? Başlayalım. Kuralları biliyorsunuz. Evet. Pekala. Yarışma başlıyor. Çok heyecanlı. Bol şans. Çalıyor mu o müzik? Evet, çalıyor. Kafe ve restoranlardaki menülerde genellikle hangi içeceğin isminin yanında ev yapımı ifadesi görülür? Çalıştım yerden geldim. A. Kola. B. Limonata. C. Su. D. Çay. Gerçekten evde oturduğumuz gibi değilmiş yani. 1, 2, 3. B. Limonata diyoruz. Son kararımız. Aa, soracaktı. Çalıştığım yerden geldi. Evet, aynı anda cevap vermek zorunda değilsiniz. Ha, öyle mi? Aranızda bir sözcü tamam. Seçebilirsiniz. Bak benden evvel hemen fikirden cevap verme. Tamam. Tamam mı? Söyleyebilir. Tamam. Sırada ikinci soru var. 15 tamam. Saniye sürelik. İkinci sorumuz efendim. Kuralları biliyoruz demiştiniz. Gelsin lütfen. Çocukların bazen ebeveynlerini kızdırdıklarında bazen de sevgi belirtisi olarak duydukları söz genellikle hangisi olur? A. Kurt kuzusu. B. İnek buzağısı. C. Sığır tosunu. D. Eşek sıpası. İstersen bunu sen cevapla. Tamam. Ben... Ne dediğini bana söyle de şimdi yanlış olmasın. 7. Sığır tosunu. D değil mi? D değil mi? D. D diyorum ha, evet. Ben. Tamam. D. Eşek sıpası son kararımız. Daha önce 15 saniye vermiyor muydunuz? Daha önce 15 saniye vermiyor muydunuz? Evet. 10 saniyeden başlıyor. Hayır, siz o sıra konuşuyordunuz. Ha, 15 saniye ona mi hala? Ona düştü. Ha. Sen yeni başladı zannettin. Anladım. Süpermiş. Tebrikler, 1000 lira kazandınız. Sırada 3. soru var efendim. Evet.
Devam ediyoruz. Kanatsız kuşlarla devam ediyoruz. Komşu teyzeler para verip bakkala gönderdikleri çocuklara hangisini söyledikten sonra kendine de bir şeyler al diyerek onları mutlu ederler. A paranın üstüyle, B bakkalın izniyle, C gündüz gözüyle, D alnının teriyle. Buyurunuz efendim. 45 saniye geldi bu saat. Bu benim çok duyduğum bir şeydi. Çünkü hep sokakta olduğum için teyzeler hep beni bakkala gönderirlerdi. Bu soruya müsaadenle cevap vermek istiyorum. A paranın üstüyle son kararım. Bu soruyu bilmeme vesile olan Fatma teyze, Kevser teyzeye çok teşekkür ederim. Sürekli bakkala gönderdikleri için onlar sayesinde şu anda 2000 lira param var. Peki efendim, sırada 4. sorumuz var. 3000 lira değerinde. Gelsin lütfen. Amerikan bilardo ya da 8 top olarak bilinen oyunda stakayla vuruş yapılan topun rengi hangisidir? A sarı, B kırmızı, C siyah, D beyaz. Fikrim var mı? Yani hiçbir fikrim yok. Müsaadenle cevap vermek istiyorum. Tamam tabii ki. Yani bence mesela siyah, neden olduğunu bilmiyorum. En son top siyahtır, en son siyah sokup. Bunu yapanlara çok şey olurum. Sarı asla değildir, kırmızı olmasının imkanı yok. Siyah en son sokulan toptur. O yüzden geriye beyaz kalıyor. D beyaz son karar. Ay yaşasın. Ümit'i birazdan zor sorularda göreceğiz. Allah yandık, yandık. Evet, jokerleri henüz kullanmadık. Evet. Sırada 5000 lira değerindeki 5. sorumuz var. Geliyor efendim. Gittiğiniz yerden Çeşmi Bülbül aldıysanız muhtemelen nereden alışveriş yapmışsınızdır? A mefruşatçı, B züccaciyeci, C tuhafiyeci, D manifaturacı. Çeşme Bülbül. Süper. Şu an düşme zamanı. Bence istersen seyirciye sorma şoker hakkımızı kullanalım mı? Öyle yapalım çünkü B ve C değil bence. Züccaciye, tuhaf. Manifaturacıdan Çeşme Bülbül mü alacaksın? Yok hayır, ben A olduğunu. Mefruşatçı. Mefruşat şey, bu B şey, perde falan filan mefruşat var ya. Çeşme. Çeşme Bülbül, Züccaciye, evet, Suafiye. 15 saniyeniz kaldı. Biz jokerleriniz var efendim. Seyirciye sorma joker hakkını kullanmak istiyoruz. Sevgili seyirciler. Gittiğiniz yerden Çeşme Bülbül aldıysanız muhtemelen nereden alışveriş yapmışsınızdır? A. Mefruşatçı. B. Züccaciyeci. C. Tuhafiyeci. D. Manifaturacı. Süreniz 10 saniye. Çeşme. Ben aktar çıktı, aktardan alın derdim. Aynen, ben de aynısını. Baharat falan. Evet, seyircilerin %78'i B şıkkı. Züccaciyeci demiş. Seyircimize güveniyoruz. Güveniyoruz ve... Züccaciyeci son kararımız. Züccaciyeci son kararımız. Züccaciyeci. Evet. Teşekkür ederiz. Tren gecikir. Neydi? Belki hiç gelmez. Söyle, baştan giriyorum. Başla. Kara tren gecikir. Belki hiç gelmez. Dağlarda salınır da halimi görmez. Dumanın savurur. Gözyaşım dinmez. Kan dolar yüreğim. Gözyaşım dinmez. Bu kadar biraz açıldım şu anda. Bir şaşırdım zaten. Bravo. Soru gelmeden şarkı geldiğinde dedim ki ya kara trendir dedim ya Yavuz Bingöl'dür dedim. De ki, sus geciktiğine göre Yavuz tabii. Bingöl biraz geç çıktı. Sus dedi, sürprizi kaçmasın dedi. Ya ne sürprizi olacakmış dedim, Yavuz Bingöl geldi. Senin haberin yok muydu? Yoktu. Şey? Biz yoktu.
Sürpriz oldu. Vallahi gerçekten sürpriz oldu. Güzel bir sürpriz oldu. Sağ olsun bizi kırmadı geldi. Sağ olsun çok da güzel oldu. Evet. Sırada ikinci baraj sorusu var. 15 bin lira değerinde 7. sorumuz. Geliyor. İkinci baraj sorusu 15 bin lira değerinde 7. soru. Gelsin efendim. Geleceğe Dönüş film serisinde baş karakter Martin McFly'ın en yakın dostu. Zaman makinesi olan arabanın mucidi, çılgın görünümlü bilim adamı kimdir? A. John McClane. B. Norman Bates. C. Emmett Brown. D. Martin Riggs. Var mı şey? Çok net bir şekilde hiç vakit kaybetmiyor yok yani. Bence Ümit biliyordur bu sorunun cevabını. Bizde ikimizde de isim hafızası çok çok kötü yani. Bir şey söyleyeceğim. Ama çocukluğumuzun Martin filmi. Martin McFly, John McClane. John McClane zaten diye düşünüyorum. Sen biliyor musun? Evet. E niye o zaman bilmiyorum? İnşallah biliyorumdur ya. O yüzden ben de şu an çok şeyim yani. Yalıtırsan basar giderim buradan şimdi. Ama John McClane yani. Eminsen söyle. Başka jokerler var. O değilmiş demek başka ki. Başka joker varsa o değil demektir. Aynen. Aa biz... gerçekten. Süre azalıyor yani. Telefonla joker hakkımızı kullanabilir miyiz? Bravo efendim. Evet jokerlerimizi tanıyoruz. Ali Biçim, İlker Ayrık, Çağrı, Tel Kıvıran. Ben İlker Ayrık diyorum sen. Ben tabii ki Ali Biçim diyorum ama sen bilirsin. Taş kağıt makas oynuyoruz o zaman. Hadi tamam kim bir dakika. Taş kağıt makas oynayacağız. Kazanan hadi aldı. Hadi siz taş makas oynayın. Oo bir, iki, üç. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. İlker abi arıyoruz. O zaman İlker'i arıyoruz. İlker abi arıyoruz. Arayalım efendim İlker Ayrı. Sevgili İlker Ayrık, iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsın, iyi misin? İyi akşamlar, iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Yeni yılınız kutlu olsun bu arada. Hepimizin öyle. Nasıl gidiyor yılbaşı? İnanılmaz iyi gidiyor. Şu anda neredesiniz efendim? Şu anda apartmandayım, eve girdim. Apartman boşluğundan mı konuşuyorsunuz? Evet, evet. Şu anda, tamam. Şu anda evdeyim. Şu anda evdesiniz. Apartman sesiyle muhatap ettim ama... Evet, yeni yıl dileklerinizi alalım efendim. Vallahi yeni yıl herkesin yüzüne gülümseme getirsin. İnşallah. Sağlık getirsin, huzur getirsin. Tüm dünyaya barış getirsin, mutluluk getirsin, aşk getirsin, sevgi getirsin. Daha ne olsun? Daha ne olsun İlker? Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Çok çok teşekkür ediyorum. Sarılıyorum sana. İyi yayınlar diliyorum. Herkese... Sorumuz var İlker. Gitme bir yere. Hadi be. Tamam, yakalandım. Buyurun. Sana bir soru soracağız şimdi. 30 saniyede süren olacak. Hazır mısın? Tamam. Galiba evet. İlker abi soruyorum, hazır mısın? Evet ümidim, hadi yavrum. Çok kolay abi. Geleceğe Dönüş film serisinde baş karakter Martin McFly'ın en yakın dostu, zaman makinesi olan arabanın mucidi, çılgın görünümlü bilim adamı kimdir? A. Emmett Brown. Emmett Brown. Seni seviyorum İlker abi. Yes! Yaşasın İlker Ayrık. İlker. Efendim? Ben öğrenciyken evime gelmiştin, hatırlıyor musun? Elbette hatırlıyorum. Bir şey söylemiştin. Neyse, telefonumuz kapandı. İyi ki de... Neyse, en azından hatırlıyormuş diye. Evet efendim. C. Emmett evet. Brown son kararımız. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Öğrencilik zamanında bana çok abilik yapmıştır. Üst sınıflarımdandır. Müjdat Gezen'den misin sen? Evet, MSM ve Maltepe Konservatuarı okudum ben. İki tane konservatuar okudum. O dönemlerde çok zorluk yaşıyordum. Hayata bağlanmamı sağlayan, mesleği sevdiren, yol gösteren abilerimizdendi. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ederim her şey için. Bugün de beni yalnız bırakmadı. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ama bizimki iş başında yine. Alalım bir daha. Bravo. Evet. İkinci baraj sorusunu da bildik. Artık süre sınırımız yok. Bir jokerimiz daha oldu. Çift cevap joker hakkı kazandınız efendim. Tebrikler. Evet. Teşekkür ederiz. Yani nasıl gidiyoruz garantiledik sizce? Şu anda biz bir soruyu garantiledik. Yani %50'yi ve çift cevabı kullandığımızda bir soru daha atlamış oluyoruz değil mi? Yani 60 bine geliyoruz. Tabii ki. Süper. 60 bin düşünsün. Bakalım. En çok bildiğin yerler nereler? Hangi konular? Yani benim... Ben mi? Evet. Ben
oyunculuk ve teori konusunda iyi olduğumu düşünüyorum. Sporda çok iyi olduğumu düşünüyorum. Az önce soruda gördük onu. Teori dedim yani. Ha, teoride. İsim konusu çok sıkıntılı bende. Yani bizim için çok... Aynen. Yani bir diyalektik ve tarihsel materyalizm olabilir. Yapmayın şaka yaptım diye. Yani ve spora çok hakim bu arada. İyi bir spor severimdir. Henüz spor sorumuz olmadı. Olabilir, belki gelebilir. Aynen, inşallah. Hazır mısınız efendim? Hazırız. Evet. Sırada 30 bin lira değerindeki 8. soru var. Devam ediyoruz. Japonya'daki Yuki Kassen adlı profesyonel sporda hangisi yapılır? A. Gömlek ütüleme yarışı. B. Süt içme yarışı. C. Yastık savaşı. D. Kar topu savaşı. Ümit. Allah. Ümit, az önce dedim biliyorum diye. Japonya'daki nereden bileyim ben ya? Of. Sporla ilgilenen adam. Şimdi bir dakika. Yani. Yuki Kassen. Gas varsa gas kontrolünden gelebilir. Süt içme. Ama yani internetten denk gelmiştir size de zaten. Gömlek ütüleme yarışı. Kartopu savaşını izlemedim. Gömlek ütüleme yarışı. Bana o sanki onların yapabileceği bir şeymiş gibi geldi açıkçası. Hiç A demedik değil mi şimdiye kadar? Şey, sınavlardaki gibi değil mi? Bunlar bence 3D 6 oldu. Ay. Öğrenci mantığı. Tabii. 4 yani... sorudur A demiyorum. Şimdi A diyeyim bari. Gömlek ütüleme yarışı neden bilmiyorum. Sıcak Yuki geldi. Yuki Gassen abi yani. Çok Yuki zor Gassen. Ya. Profesyonel sporda hangisi yapılır? Japonya'da, Yuki Gassen. Kore olsa bilirim ben Kore'yi de. Sen evet hakimsin. Japonları bunları yaparken gözümüzün önüne bir getirelim. İşte ben gömlek ütülemiyorum. Şimdi kar topu savaşı Asya yukarı. Bize ne katacaksa bu. Orada kar yağıyor mu? Yağıyor tabii, Asya'nın yukarısı. Kar topu savaşı, yastık savaşı, gömlek ütüleme yarışı. Ben gömlek ütülemiyorum. Ben çift şaka, %50 ve sonra çift cevap çok yer hakkı. Çıkarsa ne yapacaksın? Neye göre karar vereceksin? Önce %50'yi kullanıyorsun, ikisi gidiyor. Sonra çift cevap joker hakkımız var ya, birini seçiyorsun, öteki değilse öteki doğru oluyor. Ben gömlek ütülemiyorum. Melisa Hanım, evde ne konuştuk seninle? Tercihiniz ne? Benim tercihim gömlek ütüleme yarışı olduğunu düşünüyorum ben. Hiç joker kullanmadan cevap vermek, çocukların parasını sokağa atmak yani, öyle mi? Al. Belki de A'dır, bilmiyorum. Hadi cevap ver. Ve ben niye? Hadi hadi cevap ver, hadi buna cevap benim ver. Benim 6. sistemi kullanayım. 6. sistemi kullanayım. Tamam, senin söylediğin şeyi yapalım. Şimdi Ümit sen... Ben çift cevap joker hakkı ve çift cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Ama hiç önce yarı yarıya kullanmak daha önce yarı yarıya sonra... Eğer soruyu garantilemek istiyorsan. Evet. Öyle yapalım mı? Müsaaden var mı? Belki tamam. Fikir verir yarı yarıya kullanmak. Önce yarı yarıya yarı yarıya joker hakkımızı kullanmak istiyoruz. Biz değil, sen aslında. Biz evde öyle konuşmuştuk çıkarken diye. Emin misiniz? Ben eminim. Eminiz. Son kararınız mı? Son kararım. Son kararım. Pekala, biz de iki tane yanlış cevabı eliyoruz efendim. A'la B kalacak. İkisi de gitti, gördün mü? C yastık savaşı, D kar topu benim savaşı kaldı. A şıkkı değilmiş. Al altıncıyız sana. O benim takdirim. Al altıncıyız ya. O benim takdirim. Yok, ben ortaya yaptım, üstüne alınca. Aynen, kesin öyledir zaten. Hep aynı şey. Müthiş. Şimdi yastık savaşı, kar topu savaşı. Yuki Gassen, bir daha düşünelim. Hiç de bir şey çağrıştırmıyor bana. Bence çift cevap. Şimdi joker Murat Bey yastık savaşını gördü dedi. Gördüm dedi. Kar topunu da hiç ama görmedim dedi. Ama hepsi de profesyonel sporlar dedim. Evet. Şunlardan hani komik olan, daha spordan uzak olan yastık savaşı. Ve bence ya budur. Canımın içi. Profesyonel sporda diyor, hepsi profesyonel diyor. Ya. Komiği var mı bunun? Ya onu... Komik olan daha şey az profesyonel olmuyor ki. Bence çift cevap joker hakkında kullanalım, tartışmamızı 60 bin üzerinden yapalım. Öyle 3-5 kuruşa tartışmayalım, 60 tamam. bine tartışalım. Tamam. Biz çift cevap joker hakkımızı da kullanmak istiyoruz. Son emin kararımız. Misiniz? Son evet. kararınız mı? Son pekala, o zaman 30 bin liranız hayırlı uğurlu olsun. Önce hangisi efendim? Önce hangisi sana mantık geldi? Hadi bakalım. Ben yastık savaşı diyorum. Önce C yastık savaşı diyoruz. Bakalım boşuna mı kullandık? Bakalım cevap neymiş? Altıncı hissi kuvvetliymiş. Al altıncı hissi sana. Bazen kuvvetli olmuyor bilir. Komik olanmış da al. Ha, bazen kuvvetli olmuyor da şöyle oturuyorsun. Olacak iş değil ya. Ayıp bizi burada bitiriyordun ya. Ya. Ama bizi önce bitiriyordun. A'da dedi onu. Altın sonra da komik var. Gelen dedi. Bizde ne oynuyorsunuz beraber? Partneriz. Partnerdin belli orası. Evet. Nasıl geçiyor set?
Yani sıradan. Sıradan mı? Ya benim Melis en büyük şanslarımdan biri. Evet, sayın Mr. Evet. Ümit ve Mrs. Melis. Yani Melis de oynamasaydım galiba biz bu dokuyu tutturamazdık. Yani mizahımız, bakış açımız, mesleğe karşı saygımız ve sevgimiz çok birbiriyle örtüşen bir şey oldu bizde. İnsan olarak öncelikle birbirimize çok saygı duyuyor ve seviyoruz. O yüzden ben huzurunuzda ve huzurunuzda Melis'e partnerim olduğu için, yapımcımıza bu şansı verdiği için yönetmenimize çok teşekkür ediyorum. Melis, sana da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Kızım ne? İban numaranı ver. Elini evet. Yatıracağım sana çıkışta. Yok, programdan ayrılamıyor. Öyle yazık mi? Ah be. Evet efendim. Jokerler bitti. 60 bin liralık soruya geldik. Gerginim. Birazcık. Sen Ümit? Yani ağzıma ne çıksa kötü sonuçlandı. Konuşmak istemiyorum. Spor dedim, Yuki Gasen geldi. Olacak iş değil. Gerçekten bu arada bilgisayar sistemi. Yani o anda spor dedik ve spor sorusu geldi. Çağırmışsın enerjiyi. Anlıyorum. O anda hazırlamıyor arkadaşlar soruyu tabii ki. Tabii. İnşallah. Hazır mısınız efendim? Hazır. Hazırız. Sırada 60 bin lira değerindeki 9. soru var. Geliyor. Ümit. Melis. Hangisi 1783'te Versailles Sarayı'nda sıcak hava balonuyla yapılan 8 dakikalık uçuş deneyinde balonun sepetinde bulunan hayvanlardan biri değildir? A. Horoz. B. Maymun. C. Koyun. D. Ördek. Bu nasıl bir bilgi mesela? Hayvanlarla yapıldığına göre de ilk olabilir. İlk deneyim olabilir. 1783'te Versailles Sarayı'nda sıcak hava balonuyla yapılan 8 dakikalık uçuş deneyinde. Balonun sepetinde bulunan hayvanlardan biri değil. Şimdi sıcak hava olduğuna göre belki burada bir şey olabilir. Neden sıcak hava balonu bilgisi verilmiş bize? Sıcak hava balonlarını biliyorsunuz. Evet. Evet. Yani Kapadokya'da da özellikle çok moda şu sıralar. Hayvanlardan elde. Ya yüzyıllar önce yani 1783'te bir deney yapılmış Fransa'da Versailles Sarayı'nda. Buraya bir takım hayvanlar konmuş. 3 tanesi bunların içinde. Bir tanesi değil. Yani ben maymunun hani anatomi olarak insana daha yakın olduğu için yani insan test edileceğini maymunu test ederler diye düşünüyorum yani şu anda. Hayvanlardan biri değildir diyor. Evet, o yüzden maymunu eğiliyorum yani. Maymun mutlaka vardır diyorsunuz yani. Maymun vardır diyorsunuz. Evet. Yani. Ben de şu anda şöyle bir şey düşünüyorum. Hayvan test ediliyor ya. Maymun insan anatomisine yakın olduğu için belki de maymunu almamış olabilirler. Çünkü hayvan test ediyoruz. Maymun insan anatomisine çok yakın olduğu için onu almayalım demiş olabilirler. Wow. Direkt 1 milyonla uğurluyoruz Ümit efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok çalıştım. Şimdi şunu bir düzeltelim önce. Burada hayvanların uçup uçmadığı test edilmiyor. Balonun uçup uçmadığı test ediliyor. Ve hayvanlar da içine. Bu yani testten zarar gördüler mi, görmediler mi diye soru böyle açıklamıyor konuluyor. Bize. Yani biz insanlar olarak bu balona binersek yukarıya çıkıp aşağı indiğimizde zarar görür müyüz, görmez miyiz testi? Bence koyun var. Bence en ağırı koyun bence. Ağırlığı da test etmek zorundalar. Belli bir kapasite. Yani bunlardan hangisi rahat durur balonun içinde diye bakmak lazım bir taraftan da tabii ki. Aslında ha, bir taraftan bence mantık doğru mi? Ama çok kaybettin kendini o tarafta bence. O zaman şimdi horoz ve ördek olabiliyor galiba. Bence. Fransa'da olduğuna göre diye bir ipucu geldi oradan. Horoz ve ördek Fransa düşünüyorum. Gerçekten televizyonda izlediğimiz gibi değilmiş. Ördek mi? Yani ben sana bırakıyorum. Horoz ve ördek galiba. Fransa'nın sembol hayvanı horoz biliyorsunuz. Milli takımında da horoz amblemi var. Yani ördek be.
Aman be, ne kaybedeceğiz, çok terledim, hadi ördek de içelim. Biz de duyalım efendim. O ördek dememizi söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben çok kararsız kaldım ya. Ördek be. Bu kadar yakındayız diye mi? Aynen, ördek acaba? ördek diyelim, geçelim ya. 125 bin çıkartacağım. Fransa'nın sembolik hayvanı horozun olması sana ne gibi bir şey düşündürüyor? Yani... Sepete koyarlar yani. İşte koyarlar mı yoksa kıymet verdikleri için koymazlar mı? Bence koyarlar çünkü koyarlar be. Koymazlar mı diyorum. Ben ördek dedim, çekildim, sen cevabı ver ne istiyorsan. Ben şimdi horoz dersen ne olacak? Horoz demiş olacağız, hiç önemli değil. Siz cevap biliyor musunuz? Ben cevap bilmiyorum. Fakat bir tahminim var. Başta da söyledim. Bence biz çok konuştuğumuz için bayağı uzaklaştık konudan. Ben ördek diyorum o yüzden. Niye ördek? Ya şimdi kafamda saçma sapan ipuçlarını birleştirmeye çalışıyorum. Neler 1783'te Versailles Sarayı'nda sıcak hava balonu yapılan 8 dakikalık bir uçuş deneyinde diyor. Fransa'nın sembol hayvanı horozla, horoz ikisini koyarlar ellerinde. Çokça vardır yani. Maymun da koyun da olması gerektiğini düşünüyorum. Ördek diyorum ki çok, Pekin'den, Pekin'den gelmemiş midir diyorum. Maymunla koyunun ne için olmasını düşünüyorsun? Şimdi bir uçuş deneyiyse bu eğer. Horoz çokça vardır diye koyar dediniz. Aynen. Bir uçuş deneyiyse maymun insan otomobisine yakın olduğu için düştüğünde zarar görüp görmediğini anlamak için maymunu kesin tamam, koyarlar. Tamam, maymun evet. Koyun da ağırlık itibariyle ağırlıktan evet, mütevellit içine test koyarlar. Edebilir. Ördek Pekin'den gelmemişse eğer o zaman anladın mı? Sıcak havalarda geçiyor. Pekin'de bulunuyor sadece. Tabii orada. Tabii sadece orada var. Gelmemişse aynen, bir şey olduysa diye. Ben o yüzden ördek ya bana içsel olarak mantıklı gelen ördek sadece. Doğru mu desen bilmiyorum. Sadece sallıyorum. Tekrar edelim, parayı nereye bağışlayacaktınız efendim? Küçük kardeşlerimize bağışlayacağız. Biraz dikkatli olmakta fayda var. O yüzden ben ördek diyorum. Asla seni baskı altında bırakmak istiyorum. Asla istemiyorum asla ama... Hani ördek de bir şey, asla bak öyle bir şey yapmak istemiyorum ama ördek sanki birazcık şey yani. Da sana bırakıyorum ben gene. Yeni yıla giriyoruz, onun heyecanı var. Ama gene sana bırakıyorum yani, sen bilirsin. Değil. Sana bırakıyorum. Evet, ne diyorsunuz efendim? Sen orazdan yanasın. Orazdan ben çok gerildim. Yavaş yavaş sonuca gidelim mi? Yoksa ben söyleyip bitirelim mi? Bitireyim bu işi. Bence sen... Ha, gene inisiyatif bende. Çünkü kaybedersek dırdırı ben çekeceğim. Okey. O zaman risk alıyorum. Hazır mısın? De. Risk alıyorum. Hazır mısın? Hazır mısın? Tamam, alıyorum. Hazırım. Evet. B maymun son kararımız. Ben belki maymun çek uzatacaktım. Sen maymun mu? Bir dakika, ben bunu görmek istemiyorum şu anda. Maymun. Sabahtan beri ördek diye diye, ördek dedi. Maymunu kendi demiş gibi davranıyor. Farkında mısın? Yüksek, yüksek, yüksek. Ben çok gerildim şu an. Gerçekten çok evet, bir de şurada alalım efendim. Of. Evet. Sana geliyor. Bir saniye hazırlanmam gerekiyor. Pardon. Aa, ördek ördek diyen sen. Evet. Aa. Pardon. Bir saniye. Sabahtan beri ördek diyor. Evet. Alabilirim. Gelsin. Evet, siz yerinizi alıyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Sizleri ya, de yerlerinizi şey alıyoruz. Sabahtan beri ördek diyerek maymun demeye çalışıyorum sana. Demek istedi sana aslında. Hayret bir şey. Yani ben yanlış bileyim, sen bil sen hani. Sen ördek dedin ki ben oradan maymun olduğunu anlayayım. Maymun anla işte. Hayret bir şey. Niye maymundur acaba? Hah, niye maymundur hadi acaba? Bakalım. Gerçekten bilmiyorum. Niye asla maymundur bilmiyorum. Şu an gerçekten üstümüzden çok büyük büyük kalmış. Benim altıncı isim biraz kuvvetlidir de. O yüzden bir maymun diyeyim dedim. Bu arada
Of. 60 bin liranız. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Ben uzun zamandır bu kadar gerildiğimi hatırlamıyorum. Televizyonda mısır patlar yerken cevaplamak bu kadar kolay değil mi? Çok kolay. Tabii. Çok kolay. Melisa Hanım siz ne diyecektiniz? Doğru. Yani maymunu kesinlikle demeyecektim. Bir de. Çekilelim diyordunuz. Yani öyle bir şeyim olacaktı muhtemelen ama çok merak ediyorum neye göre bu tezim. Sizin cevabınız neydi? Ya maymunu tahmin ettim ama yani benim de çok mantıklı bir sebebim yoktu. Sadece hani biraz hani maymun biraz belki orada rahat durmayabilir. Murat Bey de genelde cümlesine bağlı işte ama. İnsana yakın anatomisi var. Kanat takabilirler mesela ona. Ha, mesela. Öyle bir şey dedin ya o neydi öyle Allah aşkına. Of çünkü insan düşünen, düşündüğünü kullanabilen, evet. Ayak yapabilen bir şeydir ya. Ondan tekrar tebrik ediyoruz. Evet. Hiç jokerimiz kalmadı. Ama 125 bine yarışıyoruz şu anda. Evet. Muhtemelen çok kazık bir soru. Sırada olacak. 125 binalık sorumuz var efendim. Hiç jokerimiz. 10. soru. 125 bin lira değerinde. Of. Geliyor. Werner Herzog, Errol Morris'in Cennetin Kapıları filmini bitirmesi halinde hangisini yiyeceği konusunda söz vermiş ve sözünü tutmuştur? A. Filmin negatiflerini. B. Şapkasını. C. Filmin afişini. D. Ayakkabısını. Sözünü tutmuştur. Bunlardan birini yemiş. Benim ayakkabıyla alakalı bir saçma bir bilgiye sahibim. Bu olabilir mi acaba? O hangi bilgiye sahip onunla alakalı? Ünlü bir yönetmen. Cennetin Kapıları filmi bitirmesi halinde hangisini yiyeceği konusunda söz vermiş ve sözünü tutmuştur. Ayakkabısını mı yediğini düşünüyorsun? Böyle bir şeyim var bu arada. Oo. Evet. Bana şapka çok yakın geldi ama bilmiyorum. Böyle bir şey biliyor musun? Böyle bir şey biliyorum yani. Ayakkabısını yiyen bir şey biliyorum ve kaç tane olabilir yani? Birini biliyorum. Var böyle bir şey. Ayakkabı yemek. Cevap verme ya da çekilme şansını, şıkkını, ayakkabı. Hamlesini sana bırakıyorum. Ayakkabı. Büyük sorumluluk. Olduğunuz yerden geriye düşmemek adına... Çekilme fikri daha çok ağır basıyor. Ben yine bir şık söyleyeceğim. Çekilmiş olsak da onu yine fena bir şeyle ayrılmıyor. Soracağız zaten sonrasında size efendim. Nedir? Evet Ümit Bey siz ne diyorsunuz? Ben de eğer cevap kendi adıma yarışıyor olsaydım gözüm kapalı cevap veri geçerdim. Çünkü bu bir yarışma. Ne derdin o zaman? Bunun sonuna kadar yaşamak için heyecanı tıpkı maymunda söylediğim gibi heyecanını sonuna kadar yaşamak için şapkasını der geçerdim. Şunu da düşünüyorum. Bir filmi bitirmesinin o kadar imkansız olduğunu düşündüğü için bunu çekersen imkansız bir şey yiyeceğimi söylüyorum ve ayakkabılarımı da olabilir. Bu konuda sana da katılıyorum. B ve D arasında gidip geliyorum fakat kendi adıma yarışmadığım için ben olsam, Melis'e sormadan hamle yapıyorsam çekilirdim. Sorumluluk yok üzerinde çok rahat. Öyle bir şey yok. Niye? Yok öyle bir şey. Anca beraber kanca. Birlikte. Sonuçta senin hayır dediğin bir şey de. Ayakkabısı da bana biraz sıcak geldi şimdi ama asla asla kafa karıştırmak istemiyorum. Sıcak geldi ne demek ya? Keşke şöyle dizilerdeki gibi ileri şey sarış flash forward olsaydı. D'yi seçsek ne olurdu mesela? Onu birazdan göreceğiz. Onu birazdan aynen. Göreceğiz hiç merak etmeyin. Ay. Çekilelim mi? Hadi çekilelim. 60 bin iyi para. Murat Bey içimden ayakkabı geçiyor. Şimdi ne yapayım? Kadın olduğunuz için olabilir mi? Hayır hiç alakası yok. Yani hiç alakası yok. Şapkayı da çok seviyorum. Film afişlerini de severim falan. Ama ya... Ama şıklarda çanta olsaydı kafam karışırdı biraz. Yok imkansız. Gerçekten... Madem bir yerde okudun diyorum şimdi kendime. Ama kendimiz için yarışmadığımızı da bilerek... Ama böyle bir bilgiye de vakıf olduğumu bilerek... O zaman sen hani... top.
Tamam. Riske atmayalım. Bulunduğumuz yerden bir geriye düşmeyelim. Ne yapalım? Ve? Riske atmayalım, de ayakkabıyı. Ve? Çekilelim. Ah diyormuş. Çekilelim o zaman. Çekiliyoruz. Emin misiniz? Eminim. Son kararım. Evet. Israr ettiniz ayakkabıda. İnşallah ayakkabı değildir. Beynimin etini yer. Vallahi çok konuşurum biliyor musunuz sonra? Gerçekten. Hayır! İnanmıyorum ya! Biliyorum dedim. Ben sana bırakmıştım. Biliyorum dedim. Ben sana bırakmıştım. Asla benim bir suçum yok. Dedim ki sana bırakıyorum dedim. Ya bittim ben şu anda ya. Ben de bittim şu anda. Ay çok üzülüyorum. Hakikaten kaç kişinin ayakkabı yeme haberi çıkabilir ünlü olarak? Yani hiç orada böyle aslında yani. Ben bir taraftan da tabii yani paralar çocuklara gidecek. O da var. Ya eminim ki Melis de benle bireysel yarışıyor olsa cevap verir geçerdim. Tabii ki derdim. Ama yani doğru olanı yaptınız. Evet. Çocukların parası arkadaşlar. Ha gerçekten. Dokundurtmam. Mahmut Hoca. Ya oğlum tansiyonum düştü ya. Tuzlu ayran falan var mı? Var birazdan. Of. 60 bin çok iyi para. Evet. Çok iyi bir yaraya merhem evet olduk öyle düşün. Teşekkür ediyoruz size. Aynen. Yarıştınız ve 60 bin lira kazanıp çocuklara bağışlayacağınız için efendim. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiniz. Yeni yıl size huzur, mutluluk, sağlık getirsin efendim. Var mı söyleyeceğiniz son bir şeyler? Hepimizin yeni yıldan beklentileri az çok aynı. Dediğiniz gibi aşk, sağlık, mutluluk ve huzur ısrarla aşk ağızla da getirsin. İnşallah. Neden ola ki? İnşallah başımıza yeni yılda aşk düşer. İnşallah efendim. Tekrar tebrik ediyorum. Oh. Buyurun efendim. Çekiliz. Evet, çekimizi alıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Böyle abi. Çok teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, cep telefonlarınızı hazırlayın çünkü şimdi Türkiye'nin bip sorusu geliyor. Bulunduğu durumdan çok üstün olan bir duruma ulaşma amacını güden kişiler için kullanılan söz hangisidir? A. Ağzı kulaklarında, B. Çiçeği burnunda, C. Dumanı üstünde, D. Gözü yüksekte. Son 10 saniye. 5 saniyeniz kaldı efendim. Teşekkür. Evet, her güzel şeyin bir sonu var. Kim milyoner olmak ister yeni yıl? Bu gecelik sona eriyor efendim. Hayat bir sınavdır. Umarım 2018 sınavından çok başarılı olursunuz. İyi geceler, iyi seneler.